Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu sabi'un min kitabi taharet. Bugün taharet kitabının 7. dersini okuyoruz. Kitap birbirleriyle münasebetli bir takım meselelere ne deniliyor? Kitap deniliyor. Fasıl o mesailerin tek tekine denilir. Faslun fî mâ yecûzu bihil istincâ'u ve mâ yukrehu bihi ve mâ yukrehu fiyeluhu. O fasıl neden bahsediyor? Fî mâ yecûzu bihil istincâ'u. İstincâ ne ile caiz, ne ile caiz değil. O fasıl ondan bahsediyor. وَمَا يُكْرَهُ بِهِ O şey ki onunla istinca nedir? Mekruhdur. وَمَا يُكْرَهُ فِيَلُّهُ İstisna esnasında, istinca esnasında neyin fiili mekruh? Orada ne gibi davranışlar nedir? Mekruh. Bu fasıl, bu üç şeyden bahsediyor. Ne ile istinca caizdir? Ne ile istinca mekruh? İstinca esnasında neyin fiili yapılması nedir? Mekruhtur. Bu fasıl bu üç şeyden bahseder. La yecuzu keşful avreti lil istincai. İstincai lil istincavidir aslında. Elif-i Zayde'den sonra gelen vavya hemze-i kalb olur. Burada da Elif-i Zayde'den sonra gelen vav hemzeye kalp olmuş, istincai olmuş. İstinca nedir? İstinca, istihraç babının meselidir. İstihrace, yestehricu, istihraca. İstenca, yestenci, istinca en. La yecuzu keşful avreti lil istincai. İstinca için avretin keşfi nedir? Caiz. Nasıl olsa ben istinca ediyorum, atletimi yukarı çekeyim, şalvar pantolonlarımı aşağı indireyim. Hayır. İstinca yapmak sünnettir. Ama keşful avret, yabancıların olduğu bir yerde, avretin keşfi haram. Bir sünnetin işlenmesi için haram işlenilmez. La yecuzu caiz değildir. Keşful avreti lil istincai. Caiz değil. Orada ecnebi kimseler varsa, başkalar varsa keşful avret haramdır. Yoksa keşful avret nedir? Yoksa keşful avret mekruhdur. Nedir? Mekruh, muruvete aykırı. Ala kulli hal, istinca bahanesiyle keşful avret caiz değil. La yecuzu buradaki la nahiye mi, nafiye mi? Nafiye bak diyor caiz değil. Nahiye olsaydı caiz olmasın. La nafiye manada nef yapar ama lafızda bir değişikliğe yol açmaz. Yecuzu değil miydi? La gelince yine la yecuzu. La yecuzu, yecuzu, la yecuzu fiil keşf onun faali, avreti onun müdafilisidir. Lil istincai de bu da la yecüzyen nedir? Yok, keşful avrete, keşfe mutallık. Lil istincai, keşif mesleğidir, ona mutallıktır. Oldu. Peki, bu ikinci bir konu. Demek ki istinca bahanesiyle kimse avretini dışarı keşif etme, deşifre etme lüksüne sahip değil. وَاِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَتُ Kadaya hacet yapan kişinin necaseti eğer geçerse, neyi geçerse? مَخْرَجَهَا Mehrecini geçerse. Mehrec neresidir? Çıkış yerini. Yani dubur halakasını geçerse. Bir. وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ O tecavüz eden miktar da zayidedir. Neden zayidedir? Ala kadri dirhemi. Dirhem miktarından nedir? Fazla. Onu bir internete bakın.
Şimdi dirhem miktarı cisim olarak Türk lirası var ya 1 lira. Onun kadar. Avucun içini kadar. Kapatacak kadar. Bu cisim olarak. Gram olarak kaç gramdır? Onu bir internete bakın. Unutmayın. Belki ben unuturum. O mütecavviz dirhem miktarı da geçerse la tesihü ma'ahu salatu. Bununla beraber namaz ne değil? Sahih değil. Hanefi mezhebine göre dirhem miktarı geçtiği için ona fetva yoktur. Onunla beraber namaz kılmak caiz değildir. Ama izâ vucide ma yuziluhu. İzâ vucide ma yuziluhu. İzâ vucide bulunursa ma o şey ki yuziluhu. O mütecavuzi yuziluhu neye gidiyor? Ahmet yuziluhu nereye gidiyor? Bak bu ha, bu bak bu ha, bu mütecavüze gider. La tesi'u sahih değil, ma'ahu o mütecavüzle beraber, es-salatu namaz sahih değil, iza vücide bulunursa, ma o şey ki, yüziluhu o mütecavüzi izale ediyor. Oldu mu? Yüziluhu'daki hu la tesihu ma'ahu'daki hu ikisi neye gidiyorlar? Mütecavize. Gördün mü? Bak buradaki hu neye gidiyor? Mütecavize gidiyor. Buradaki hu nereye gidiyor? Mütecavize gidiyor. Yani o mehreci geçen necasetle beraber namaz sahih değil. Eğer onu izale eden taşlar varsa, benzeri varsa veya yıkanması için su varsa onunla beraber namaz sahih değil. Oldu mu olmadı? Bunu öğrendik mi? Niye? Çünkü necaset, buradaki necaset, necaset-i galizedir. Hafife değil. Necaset-i galize bir dirhemi geçti mi ona fetva yok. Ha onu izale eden bir şey olmasaydı, taş veya benzeri su gibi bir şey olmasaydı o zaman ruhsat vardı, cevaz vardı. Ama ma yuziluhu varsa caiz değil. Pek adam avretini keşif edemiyor. Nasıl istinca yapsın ki? Diyor ve yahtalu, hile yapsın, çabalasın. Kim? Müstenci kişi. Li izaletihi, o haricin izaleti için. O ne? O haricin izaleti için çabalasın. Min gayri keşfil avreti. Avreti keşif etmeksizin, avreti dışarıya atmaksızın onun izalesi için çaba göstersin. Ama indemmen yarahu. İndemmen yarahu. Onu gören kişilerin yanında kimse yoksa biraz ruhsat var. Tektir. Ama onu gören kimseler varsa onların yanında avretini dışarıya atmama kaydıyla temizlemeye gayret göstersin. Ve yahtalu neysin? Aslında yahtalu hile yapsın, gayet çabalasın, uğraş versin. Li izaletihi, o haricin izaleti için çabalasın. Min gayri keşfil avreti. Avret keşfi yapmaksızın. Yani avreti izhar etmeksizin, kimseye göstermeksizin neysin? Çaba göstersin. O da indemmen yarahu. Onu gören kimselerin yanında. Yani yakınında insanlar var ise, necaset mahalli geçmiş ise, o mütecavizi izale etmek gerektir. İzale etmese fetva yok. Çünkü ne olmuş? Mütecavüz dirhemi geçmiş. İzale etmese onunla namaz kılınmaz.
avreti keşfederse, temizlerse namaz kılınır ama günah işlenmiş oluyor. O zaman ve yahtaru li izaletihi, o mütecavizin izaleti için çabalasın. Min gayri keşfil avreti inde men yarahu. Oldun. Ve yukrehul istinca'u bi azmin. Kemikle istinca yapmak mekruhtur. Ve ta'amin li ademiyyin. İnsan oğlunun yiyeceği olan herhangi bir şeyle, meyve olur, ekmek parçaları olur. İnsan oğlunun yiyeceği olan herhangi bir taamla istinca mekruhtur. Ev behimetin, hayvanların taamıyla istinca yapmak mekruh. Ve acürzin, acürle istinca yapmak nedir? Mekruhtur. Acür, kerpiç, böyle tora gibi çamurdan yapıyorlardı. Yan ateşle yakılmıyordu. Ve hazefin, hazef ateşle yakılan desti küfler var ya, hazef onların parçaları. Bununla istinca yapmasın. Ve fahmin, kömürle yapmasın. Ve zucacin, camla ne etmesin? Yapmasın. Bunların hepsi istinca mekruh. Ve cisim, kireçle istinca mekruh. Ve şeyin muhteremin, muhterem herhangi bir şeyle istinca mekruh. Muhterem şey ne gibi? Kehirkati dibacin. Dibac ipek demek. İpek parçası gibi. Ve kutnin, pamuk parçası gibi. Ama normal eski bezler ise, kıymeti olmayan bezler ise bir şey olmaz. Ve bilyedil yumna, sağ elle istinca etmek nedir? Mekruhtur. İlla min özrün. Adamın sol elinde sakatlık var, felçlik var, kırık var, herhangi bir özrü varsa, sol elini kullanamıyorsa o zaman sağ elini ne yapabilir? Kullanabilir. Geri başa döneriz. Ve yukrehul istinca'u. İstinca yukrehunun naibul failidir. İstinca mekruhtur bi azmi. Kemikle istinca yapmak nedir? Mekruhtur. Niye? Çünkü kemik cinlerin yiyeceğidir. Bir mahlukatın yiyecekleridir. Onun için onunla istinca yapmak nedir? Mekruh. Oldu. Bir daha söylemediği bir şey var. Ravus. Hani diyelim inek, öküz, katır bu gibi hayvanların pisliği sertleşmiş ise onunla istinca yapabilir ama mekruhtur. Ve ta'amin li ademiyyin. Ve ta'amin li ademiyyin. Ademinin ta'amıyla istinca yapmak nedir? Mekruhtur. Ve ta'amilli ademi. Bu meyve türü de olabilir. Başka ekmek türü de olabilir. Ev behimetin. Hayvanların yiyeceği. Samat, ot, yonca bunun benzeri. Madem hayvanların yiyeceğiyse onlar istinca nedir? Mekruh. Ha, hayvanların yiyeceğiyle niye istinca mekruh? Hem yiyecektir, ona hürmet gereklidir. Hem de israf oluyor. Ne olur? İnsanların yiyeceği, hayvanların yiyeceği israf yaparsan hem muhterem bir şeye karşı hürmetsizlik yapmış oluyorsun, hem de o mali, o hayvanın ve insanın yiyeceğini israf etmiş oluyorsun. Ve acürrin, acürle istinca yapmak nedir? Bu da mekruh. Acür Farisi bir kelimedir. Biz hani kerpiç diyoruz. Bu eski evlerde var böyle dört köşeli hani pirket gibi yapıyorlardı. Çamur, saman karıştırıyorlardı. Ateşle yakmıyorlardı. Yani tola haline gelmiyordu. Oldum. Niye kerpiçle mekruh? Çünkü kerpiç toprak olduğu için dökülüyor. Onunla tam temizlik sağlanılmıyor, gerçekleşmiyor. Onun için nedir? Mekruh. Ve fahmin, kömürle istinca nedir? Kömürle de istinca mekruh. Niye? Çünkü kömür pisliği bulaştırır. O kömür kendisi belki necis değil ama bulaşıcı bir maddedir. O ne yapıyor? Onu istinca yapınca o mahal, istinca yeri ne olur? Onun pisliğiyle bulaşır, o da necasetle karışır, tam temizlik sağlanamıyor. Ve zucacin. Ve ne? Ve zucacin.
Camla istince yapılması mekruh. Niye? Cam kaygandır. Sürtersen temizliği tam yapmıyor. Üstünden kayıyor, gidiyor. Ve cissin kireçle istince mekruh. Niye? Kireç eğer yumuşaksa zaten kömür gibi bulaştırıcıdır. Eğer sert ise kirecde yanma özelliği var, yakıcı özelliği var. O istinca yerini yakabilir, zarar verebilir. Ve şeyin muhteremin. Muhterem bir şeyle istinca mekruh. Niye? İsrafa giriyor. O muhterem şey ne gibi? Kehirketin. Kehirketi dibacin. Dibacın hırkası yani ipeğin parçası gibi. Ve kutnin pamukun parçası gibi. Bunlarla istinca nedir? Mekruhdur. Niye? Çünkü israfa kayıyor. İkinci bir husus söylenti var. Hadis var mı yok mu bilmiyorum. Fakih kitaplarından geçiyor. Diyor böyle kıymetli şeyle istinca yapmak kutun dibac gibi fakirliğe ne eder? Yol açar. Ve bil yedil yumna sağ elle istinca nedir? Sağ elle istinca yapmak mekruh. Çünkü hadis-i şerif ne diyor? İza bâle ehadukum felâ yemseh zekerehu bi yeminihi. Sizden biriniz böyle yaptığı zaman sağ eliyle zekeni mesh etmesin. Yani istinca yapmasın. Ve izâ etel helâe felâ yetemesseh bi yeminihi. Beul esnasında zekeri ellenmek mekruh. Halada sağ elle mesh istinca yapmak bu da mekruh. Ve izâ şeribe felâ yeşreb nefesen vâhiden. Sizden biriniz su içtiği zaman bir nefesle içmesin. Üç nefesle içsin. Biraz içsin, kaldırsın, nefes bulasın, bir daha içsin. Onun mevzusu gelir. İlla min özrin sol elle istinca yapmasın mekruhdür. İlla ki sağ elle istinca yapmasın mekruhdür. İlla sol elinde bir istinca varsa. Sol elinde ne? Sol elinde bir özür varsa sağ eliyle istinca yapmakta beis yoktur. Anladınız değil mi? Sol elde bir özür yok ise keyfi olarak sağ elle istinca yapmak mekruh. Hadis-i şerif İla iza bala ahadukum fele yemseh zekere bi yeminihi ve iza etel khala'e fela yetemesseh bi yeminihi ve iza şeribe ma'en fela yeşreb nefesen vahiden. Nefsen vahiden değil. Nefs, ruh demek. Nefes, hani teneffüs etmek demektir. Lau vece insan girerken ve yedhulul khala'e. Bak khala halilikten gelme, hulvundan gelme. Niye veceye hala deniliyor? Çünkü halidir. Kimse orada oturup sohbet etmiyor. Ancak bir kişi oraya girebilir, ihtiyacını bitirir, o da çıkar. Ve yedhulul halâe. Kişi halaya girsin, bir riclihil yusra. Sol eliyle ne etsin? Sol eliyle girsin. Sol ayağıyla girsin. Bir riclihil yusra. Kişi halaya sol ayağıyla ne etsin? Girsin. Hala gibi sakıncalı habis yerlere hep sol ayağına girsin. Camiden çıkarken sol ayağına. Camiye girerken sağ. Hatta camiden mihraba girerken sağ. Camiden hani minbere hutbe okumak için minbere çıkıyorsa sağ ayağına ne etsin? Çıksın. Ve yedhulul halâ bi recihil yusra. Ve yestaizu billahi mineşşeytanirracim kable duhulî. Girmeden önce lav ayağını halaya yani veceye atmak üzere iken daha avretini indirmemiş. Öyle değil mi? Ne etmemiş? Avretini daha indirmemiş. Halaya tam girmemiş, girmek üzere iken
Euzu billahi mineşşeytanirracim dese. Çünkü oradaki pis yerler şeytanların yerleridir. O da pis bir yere geleceği için ne desen, euzu billahi mineşşeytanirracim desin. Bu şekil içeri girsin sol ayağıyla, sonra elbisesini indirsin. Otururken ve yeclisi otursun, mu'temiden ala yesarihi. Sol tarafına itimat ederek otursun. Vecede insan otururken sağ ayağını hafif, neyse Muhammed Talha, sağ ayağını hafif kaldırmak suretiyle ağırlığı sola biraz kaysın, o şekil otursun. O şekil diyor, o haricin çıkması için daha kolay olur. Bir de hastalığa yol açmıyor. İnsan sağ tarafa doğru veya eşit oturursa hem haricin çıkması zorlaşır, hem de hastalığa ne eder? Yol açar. Oldu mu? Hatta otururken diyor, bacakların arası biraz fazla açsın. Oturduğu yer eğer hala derse, şu an bizimki halalar, taşlar falan savru o ari. Oturduğu normal bir sahra ise, oturduğu yer taşlık olmasın. Toprak yumuşak bir yer olsun. Ve la yetekellemu, konuşmasın. İlla li darureti. Mecburiyet olmadan dahilul hala olan kişi, halaya girmiş olan kişi konuşmasın. Ve yukrehu tahrimen, tahrimi olarak mekruhdur. Şafilerde kerahet, kerahete, tahrimi, tenzihi yoktur. Hanifilerde kerahete tahrimi var, kerahete tenzihi var. Şafiler bazen kerahet, tahrimi, tenzihi bu terimleri kullanıyorlar ama hanifilerden istiare ederek, yani onların üslubuna göre kullanıyorlar. Mezhepler birbirinin elfazlarını istiare yoluyla kullanabiliyorlar. Yoksa şafilerin yanında kerahet iki kısım, tahrimi, tenzihi öyle bir taksimat yok. Aynı farz vacibin de taksimatı yok. Hanifilerde ikisinin taksimatı var. Farz var, vacib var. Şafilerde farz, vacib aynı. Hanifilerde kerahet, tahrimi, tenzihi var. Şafilerde kerahet var. Tahrimi, tenzihi diye iki kısmı ayrılmıyor. Ve yukrehu tahrim. Ha, niye tuvalette konuşmasın? Birkaç gerekçesi var. Bazı kitaplarda diyorlar, konuştuğun zaman melaketlerin oraya girip yazmaları lazım. Melaketler de oraya girmekten eziyet görüyorlar. Aciz, rahatsız oluyorlar. Onun için orada konuşup melaketleri oranın dokununa zorlamasın. Ve yukrehu tahrimen istikbalul kıbleti. Kıbleye yönlenip kadaul hacet yapmak tahrimi olarak mekruh. Ve silbaruha, arkasını vermek kıbleye haramdır. Çünkü hadis-i şerif, İza eteytumul gâite felâ testekbilul kıblete ve la testedbiruha ve lakin şerriku ev garribu. Yani doğuya doğru veya batıya doğru yönlenir. Ve lev fil bunyani, binalarda olsa dahi, yani bir harabe binanın içinde kadaya hacet yapıyor ise, atrafları divar var, kapalıdır. Hayır. Binanın içinde olsa dahi istikbarul kıble, istikbarul kıble mekruhtur. Şafi'ye göre binalarda divara yakın oturursa, yani 3 ziradan daha az divara yakın olursa fark etmez. Nasıl oturursa fark etmez. Ama divardan 3 zira uzaksa, 3 ziradan fazla uzaksa, o zaman kerahet var. Hanfilerde divara yakın, uzak, o ayrımı burada yapmadı. Diğer kitaplarda olabilir, bilmeyiz. Binyalarda olsa dahi, zahre göre divara yakın, uzak fark etmeksizin kerahet mevcuttur. Ama şafilere göre binaların içinde ise, divara yakınsa kerahet yok. Uzaksa var. Oldu.
Bunlar kala için yani kadavul hacet için hazırlanan yerlerin dişi içindir. Diyelim binada tuvalet yapılmış. O tuvalet, o hala sade, niçin o vece sade bu iş için yapılmış. Hangi tarafta ise fark etmiyor. Yani halanın kendisine fark etmiyor. Ama binada olmaz. Sahrada olmadığı gibi binada da olmaz. Ve istikbalu ayni şemsi vel kameri. Şemsin tam aynına, kamerin aynına yönlenip, bunun belli yeri yok. Kadavul hacet yaptığı zaman güneş dağla ise ona yönlenmesi, aya yönlenmesi. Burada söylemedi bazı kitaplarda diyor bunlara arkasını da vermesi nedir? Mekruh diyor. Niye? Çünkü bunları Allah'ın varlığına delalet eden ayet, büyük iki ayettirler. Bunlara saygı, hürmet göstermek zorundayız. Oldum. Burada şey söylemedi ama bazı kitaplarda istikbalu aynı şems kemer gibi istikbaruhuma da o da nedir? Mekruh. Başka nereden mekruh? Ve meheb bir rihi. Meheb rüzgarın estiği tarafa doğru kadavul hacet yapmak nedir? Mekruh. Bildiniz değil mi? Bir taraftan rüzgar geliyorsa o da oraya yönlense kadavul hacetini özellikle bevlünü yaparsa bu mekruh. Niye? Çünkü rüzgar o bevli kendi üzerine sıçrayabilir. Ona bulaştırabilir. Onun için rüzgarın estiği tarafa yönlenip kadavul hacet yapması. Ve yukrehu tahrimen istikbalul kıbleti ve istibaruha velev fil bunyani ve istikbalu ayni şemsi vel kameri ve mehebbir rihim. Ve yukrehu mekruhdur en yebule ne yapsın? Bevl yapsın. Ev hani hastanelerde bevliyeci diyorlardı. Şimdi uroloji diyorlar. Eskiden ne diyorlardı? Bevliyeci. Bevliyeci işte bevlden gelme. Ve yukrehu en yebule kişi neysin? Bevl yapsın. Ev yetegattı, yetegavvata yahut da büyük abdest yapsın. Mekruhdur. Nerede? Fil mai. Fil mai. O su ister akan su olsun, ister duran su olsun. Suyun içinde bevl veya gayet yapmak mekruh. Başka nerelerden mekruh? Ve zilli, gölgelerde abdeste çıkmak mekruh. Niye güneşe mi dursun? Zilden murad insanların oturup sohbet ettiği gibi gölgelerde mekruh. Ama bir yerde ağaç var, kimse orada oturmuyor, kenardır, tenha bir yerdir. Güneşten ne kadar o hacet yapsın, o gölgede yapsa bir şey olmaz. Burada o gölge ki insanlar orada ne ediyor? Oturuyor. Vel cuhri yerden dışarı çıkan deliklerde abdest kırmak, büyük veya küçük abdest yapmak bu da nedir? Mekruhdur. Oldu mu olmadı? Niye mekruh? Bunun da iki gereği. Cuhur delik. Delikler bazen akrab, yılan gibi, cinler gibi zararlı hayvan olur. Sen ona eziyet edince orada abdest almayla sana zarar verebilir. Bazen de içinde temiz hayvanlar olur, karınca ve benzeri hayvanlar olur. Bu sefer sen onlara eziyet vermiş oluyorsun. Onun için cühürlerde küçük veya büyük abdest almak haram, mekruhdur. Ve tariki, yollarda ne? Yollarda, makberistan'da, bu gibi yerlerde abdest almak nedir? Büyük küçük abdest almak mekruh. Niye? Tarih millet gidip geliyor. Mezarlık oradaki ölülere saygısızlık oluyor. Bir de mezarlığa caniler girip çıkıyorlar. Onlara eziyet oluyor. Ve tahta şeceretin musmiretin. Ve tahta şeceretin musmiretin. Ve tahta şeceretin musmiretin. Meyve ağaçının altında
Abdest almak, küçük veya büyük abdestini almak bu nedir? Mekruh. İster meyve zamanı olsun, ister meyve zamanı olmasın. Niye mekruh? Meyve telef olmasın. Biri derse meyve zamanı ise meyve telef olmasın. Meyve zamanı değilse kış ise abdeste girsen meyve zamanına kadar o abdest pislik orada kalabilir. Oldu mu? Meyve ağacının altında abdest almak küçük veya büyük bu mekruh. Niye? Hem oradaki dağma yiyeceğe saygısızlık olur, hem de israfa girer. O meyveyi israf etmiş oluyorsun. Vel bevlu kaimen. Ayağda bevl yapmak nedir? Mekruh. Zahiri fıkıh gerekçesi, sen üzerine sıçrar, sen necis olursun. Tıbbi sıhhi faydası da, ayakta bevl yapmak, selisül bevle oldu. Yani küçük abdese zamanla yaş ilerleyince ne ediyor? Zarar veriyor. Prostat hastalığına yol açar. Ha illa min özrün. Adamın özrü var. Ayakları sakat oturamıyor. Ayakları ne? Sakat oturamıyor. O zaman ne yapsa, ayağda böyle yapsa mekruh mu? Hayır. Sırtı ağrıyor, oturamıyor. Kolaysa oturacak kadar gücü yoksa veya bir zararı varsa ayağda neysin? Abdest alsın. Abdestini ayağda kırabilir. Özür yoksa ayağda abdest almak, özellikle bevl hacetini gidermek bu mekruh. Ve yahrucu minel halai bi rijlihil yumna. Haladan sol ne? Ve yahrucu minel halai bi rijlihil yumna. Haladan sağ ayağıyla çıkmak nedir? Çıksın. Ve yahrucu çıksın minel halai haladan bi rijlihil yumna. Sağ ayağı. Sol ayağıyla girsin, sağ ayağıyla ne etsin? Çıksın. Niye? Çünkü pis yerden temiz bir yere çıkıyor. Bu bir nimettir. Bunun bereketli olan sağ ayağına neysin? Bunu gerçekleştirsin. Zahiri olarak çıkmak istediği yer necistir. Batini olarak da iyi değil. Çünkü cinlerin, şeytanların neyidir? Yeridir. Zahiri ve batini necis, pis olan, zararlı olan yerden temiz yere çıkıyor. Sağ ayağına çıksın. Sümme yakulu çıkınca böyle çıkışta Elhamdülillahillezî ezebe anni el eza ve afani. Elhamdülillahillezî hamd o Allah'a olsun ki ezebe anni benden götürdü, izale etti. Neyi? El eza, eziyeti benden götürdü ve afani bana ne verdi? Afiyet verdi. Hamd o Allah'a olsun ki benden bu eziyeti götürmüş ve bana afiyet vermiş. Eğer o hacetini görmeseydi, karnı şişerdi, sancı yapardı, hastalanırdı. Bak, o eziyeti ondan kişiden götürür Yüce Allah ve ona afiyet veriyor. Öyleyse bu nimet üzerine Elhamdülillahillezî ezzebe anni el eze ve afani. Bu çıkarken bu dua yapsın. Girerken de Bismillah, Euzubillahimineşşeytanirracim desin. Allahümme inni a'udhu bike minel hubusi vel khabaisi. Ya Rabbi erkek ve dişi şeytanların şerrinden sana sığınırım. Giderken Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillah. Allahümme inni a'udhu bike minel hubusi vel khabaisi. Çıkınca da Elhamdülillahillezî ezzebe anni el eza ve afani. Bizden min zâlike de yazıyordu. Nerede? Şey, ve afaniden sonra minzalike yazıyor. Ve afani minzalike, o eziyetten bana afiyet vermiş. Manası doğru, yalnız hadiste de yoktur. Sizinki var mı öyle bir şey? Yani bu eziyetten bana afiyet veren Allah'a ne olsun? Hamdü senalar olsun. Fesrun fi ahkamil vudu'i. Taharet bitti. İstinca bitti, halaya gittik,
adabıyla işimizi bitirdik. Şimdi abdest almaya geldi. Oldu. Burada duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب